Peki Mesude ile Ece'ye soralım. Kaç sayfa yazmışsınızdır bugüne kadar? Yapmak. Efendim? Melek'le Ece olduğunu biliyorum. Ben Mesude ile Ece'ye soruyorum. Mesude geldi mi arkadaşlar? Yok, Mesude gelmemiş. Melek'le Ece'ye soralım o zaman. Mesude nerede? Niye gelmiyor Mesude? Melek'le Ece'ye soralım. Abi o kadar kalabalık. Ben bu kadar isim aklıma tutuyorum. Bir de dizideki isimlerini aklıma tutuyorum yani. İşim nasıl o yani? Melek'le Ece'ye kaç sayfa yazmışsınız da bugüne kadar? Geçen gün hesapladık. 15.660 sayfaymış. 15.660 sayfa. Hay maşallah. Kaçını sen yazmışsındır, kaçını... Yarı yarıya. İkiye böl. Siz ne yapıyorsunuz? Oturup mesela ben bu kısmın altından kalkamadım, sen bakıver falan mı diyorsunuz? Ne o? Nasıl o? İşte birlikte treadman yapıyoruz, o işin matematiği olan. Ondan sonra da paylaşıyoruz sahneleri. İkimiz bölüyoruz, yazıyoruz. Kaç bölüm sonrasını öngörüyorsunuz yazarken? Yani bir sezona başlarken... Belli şeyler atıyoruz işte, duraklar koyuyoruz, 13, 26, 39. Oralarda neler olacağını biliyoruz. Yani buralarda bu adam ölür, buralarda bunlar boşanır, ileride böyle bir şey olur diye öyle evet, duraklar evet. Var için. Yani bir yılı planlıyoruz. Peki seyirciden gelen tepkiye göre o duraklar değişmiyor mu? Yani millet olayın bu gidişatını beğenmedi. Oralarda böyle bir sapma seyirci yönlendirebiliyor mu sizi? Genel olarak değil, yani gidişatı değiştirmiyor ama bazı sürprizler yapıyoruz. O beklentiler varsa, herkes onu öyle olduğunu düşünüyorsa ufak şeyler, Melek'le ters köşeler yapıyoruz. Melek'le de biraz konuşalım, var mı mikrofonun Melek'ciğim? Yok mu? Tamam, sen de devam edelim o zaman. Ya yazarken hadi ağlamıyorsun. Yazarken ağlıyor musunuz? Evet, ağlıyoruz. Vallahi. Çok düşünürken güzel. De ağlıyoruz. Düşünürken de. Evet, çok konuşurken güzel. De ağlıyoruz. Allah, yazarken izlerken de ağlıyorsunuz. Evet, tabii mutlaka. Ağlanıyor tabii. Her hafta. Buna ya, hiç dayanmaz biz, ya. Evet. İnsan dayanmaz. Hiç dayanmaz buna. Çok... Düşünürken ağla, aklıma geldi ağla, yazarken ağla, izlerken ağla. Devamlı ağlıyorsunuz ya. Yani çok içinde hissediyoruz kendimizi. Gerçekten çok duygulanıyoruz. O kadar aitiz ki Ali Rıza Bey'in ailesine. İster istemez bütün duygumuzu katıyoruz. Bir şey tabii. Söyleyeceğim. Yazarken, seçerken Ali Rıza Bey karakterini seçiyorsunuz. İşte Halil abi buna güzel olur, Güven abla buna güzel olur, öteki karakterler güzel olur diye seçiyorsunuz. Yani karakterler, onlar da kabul ederlerse tabii ki dizi başlıyor. Sonra yazmaya başlıyorsunuz, bir aile oturtmaya başlıyorsunuz. Sonra bu iş sizden ne zaman çıkıyor? Yani onlar aile olup buna ne zaman devam ediyorlar? Siz artık bu bizden çıktı, bu gidiyor, ne zaman diyorsunuz? Hiç çıkmıyor bizden. Öyle hep mi? Hiç çıkmıyor tabii ki. Yani o aileye biz inanıyoruz, onların hayatına giriyoruz ve birlikte bir yolda devam ediyoruz. Şey oldu yani. Yok öyle. Farazidi. Öyle oldu da izlerken de mesela hani şu da insanın aklına geliyor. Arkadaş kim yazıyor bunu da bu kadar kötü olay bir insanın başına devamlı mı kapı çalınır bir haber gelir yani. Kapı çalındı mı biz evde irkiliyoruz, bir şey oldu Allah. Telefon çalıyor, ben böyle böyle bakıyorum yani hani bir şey olacak diye. Biz bu kötü haberlerden, kapıya gelen, eve gelen kötü haberlerden de bir arka arkaya ekledik. Bu kötü haberler bu kadar çok mu gelir? Abi de telefonla konuşuyordu. Oh maşallah. Evet. Hoca ben buna cevap vereceğim ama haberden sonra bir şu program. İzleyelim. İzleyelim sonra tamam. Alayım o zaman Halil abi. Bir izleyelim bakalım kötü haberler. Kapımıza bunca yıldır ilk kez polis geldi. Kim o? Açın polis. Polis mi? Bu ses... Başımıza gelecek felaketlerin ilk habercisiydi. Büyük fırtınalar kopacak yakında baba. Biz tam yatak odasındayken kocası geldi. Sen de abla hamile. Şevket müşterilerin hesaplarıyla oynamış. Kızınızın başka bir sevgilisi var. Oğuz'la Necla öpüşürken görmüş. Hamile. Oğuz hapse girdi. Artık hiçbir şeye şaşırmayacağım. Oğuz hapisten kaçmış. Elimiz yandı. Şevket'in zimmetine para geçirdiğini tespit etti. Kardeşime bir şey oldu. Görüldüğü yerde tutuklanacak. Allah'ım. Çok üzgün. Kurtaramadık. Kocamı da aldı. Ne? Fikret evi terk etti. Sefi'yi öldürdü. Ben hamileyim. Kötü bir şey var. Hırsız mı girdi yoksa? Oğuz ölmüş. Babanız? Ayşe ile babam yok. Hakkınızda şikayet var. Babam ilk defa bu kadar savunmasızdı. Evet, Ali Rıza abi. Ali Rıza abi. Şimdi bu
Çalışıyor değil mi mikrofon? Evet, evet, şimdi çalışıyor. Böyle şimdi bunu hoş çok başarılı tabii bu toparlama, bu özet falan seçmeler çok başarılı. Bütün yaptığınız şeyler, alıntılar çok başarılı her şey. Ama şuna itiraz ediyoruz biz oyuncular olarak da sanıyorum yazarlar da. Yani öyle bir şey geliştirildi, buna senin ortak olmaman istiyorum. Hayır, tahmin ediyorum nereye gideceğini konunun. Kesinlikle ortak değilim ama söylemende fayda var. Ama şöyle ya, bıktık artık ifti ağla. Hiç öyle bir şey değil. Hayatın içinde tek tek kahramanların hikayesine baktığın zaman normal insanlardır. Her insanın hayatında karşılaşacağı şeylerdir hepsi. Hepsi ama. Ama da bir aile içinde toparlandığından yoğun geliyor. Ama bütün bu parçalar şu andaki arkadaşlarımız arasındaki ailelerde bile tek tek yakalanacak şeyler. Öyle bir, böyle bir şey geliştirildi. Bu biraz rekabet duygusuyla geliştirildi. Biraz hasetlik duygusuyla geliştirildi. Önceleri biz aldırmadık ama bir süre sonra doğrusu reytingler yükseliyor, reyting rekorları kırıyor, efsane oluyor. Ama bir taraftan belli kesimlerde ay artık biz canımız... Çok acı çektik. Ne oluyor? Hiçbir şey görmeyecek. Sanki Türkiye her gün çok güzel şey görüyormuş gibi. Ama yani bir ailede akşam yemekleri de var. İşte karı kocanın ilişkisi de var. Aşklar da var. Yani biraz burada haksızlık ediliyor bize. Böyle iz kalmasın istiyoruz. Yok yani. Tamam. Yani evet. Zaten VTR'yi ondan dolayı gerçekten de hazırlamadık. Yani bu da bu programın içindeki bir espri olsun diye yaptığımız VTR. Yani konunun nereye gideceğini ben tahmin ettim ama. Çalıştırdın diye söyledim. Çünkü öyle bir şey var. Yazıyorlar da bazı gazetelerde bazı insanlar artık çekecek falan diye. Evet. Nasıl yazıyorlar? Benim öyle değil yani tam olarak ben öyle bir şey yapmadım da yani. Ben kendimi kenardan... Benim tamamen ben bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bu montajı ben de yapmadım. Bundan haberim de yok benim. Bizim ekip niye girdiniz bunu? Kim yaptı bunu da böyle bir şey? Ben mağdur durumda kalıyorum burada. Benim hiç haberim yok. Ben bunu yapana getirir misiniz buraya çocuklar kim yaptıysa bunu? Evet peki.